y eşittir logaritma 4 tabanında x kare artı x'i ele alalım ve gelin bunun türevinin neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Yani dy bölü dx'i. Bu fonksiyonun bileşke bir fonksiyon olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü sadece x'in değil, x içeren başka bir terimi daha olan bir fonksiyonun 4 tabanındaki logaritmasını alıyoruz. Maviyle yazılmış kısmın ux olduğunu düşünelim. Evet, ben de maviyle yazayım. Ux eşittir x kare artı x olsun. Bunu u üssü x'in ne olduğunu bulmak için yazdım. U üssü x eşittir. Kuvvet kuralını uygulayalım. Evet, 2x artı 1 olur, öyle değil mi? Burada x'in kuvvetini x'in önüne indirip kuvveti 1 azalttım ve x'in x'e göre türevi de 1'dir dedim, o kadar. Ve bu ifadenin 4 tabanındaki logaritmasını da v fonksiyonu olarak adlandıralım. Evet, v x eşittir logaritma 4 tabanında x. Daha önceki videolardan v üssü x'in 1 bölü logaritma 4 tabanında, pardon 1 bölü ln 4 değil mi? 1 bölü ln 4 çarpı x olduğunu biliyoruz. Bu eğer ln x olsaydı türevi 1 bölü x olacaktı. Ama burada 4 tabanında logaritma var ve taban değişikliği formüllerine dayanarak bu ifadenin paydasını ln 4 ile çarpıyoruz. Şimdi de bunu vux olarak yazabileceğimiz için v bir değişkenin 4 tabanındaki logaritmasıydı. Ux'i de x kare artı x olarak tanımlamıştık. Şu iki kısmı birbirinden ayırayım ki kafamız karışmasın. Evet, ne diyorduk? Y'nin x'e göre türevi. Zincir kuralını uygularsak v'nin u'ya göre türevi, yani v üssünün içinde ux, ux'i maviyle yazayım. Evet, çarpı u'nun x'e göre türevi, u üssü x. Peki, bana v üssü ux'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Biz v üssü x'in neye eşit olduğunu biliyoruz ve eğer x gördüğümüz yerlere ux yazarsak v üssü ux yeşille yazdığım fonksiyonun maviye göre türevi 1 bölü ln 4 x yerine de ux yazıyorum. Evet, çarpı ux. Tabii bunu bir de u üssü x ile çarpacağız. Hiçbir adımı atlamamaya çalışıyorum. Umarım ne yaptığımı takip edebiliyorsunuzdur. Evet, 1 bölü ln 4 ux yerine de x kare artı x yazalım çarpı u üssü x de 2x artı 1'e eşitti. Bu da eşittir 2x artı 1 bölü ln 4 çarpı x kare artı x. İsterseniz buradaki parantezi de açabilirsiniz, size kalmış ve işte karşınızda y'nin x'e göre türevi.